Herkese merhabalar. 8. sınıf matematik 2. dönem 2. yazıda hazır mıyız sonuçta? Hazır değilim hocam. İlk başta sen ön izlemesine, ön hazırlık videosunu izledin ilk başta. Ne evet, yaptın Tonguç'um? Evet. Ana kanalında 8. sınıf 2. dönem 2. yazıda ön hazırlığı izledin. Şimdi buradasın. Senle beraber gerçekten çok kaliteli yazılı soruları çözeceğiz. Eğimden çözeceğiz. Ondan sonra üçgenlerden çözeceğiz. Bol bol benzerlikten çözeceğiz. Üç boyutlu cisimlerden çözeceğiz. Ve gerçekten de ötelemeden, yansımadan çözeceğiz. Ve tam bir sınav provası hazırladık senin için. Bu tam sınav provasıyla gerçekten de mükemmel bir sınav hazırlığı yapacağız diyoruz. Sen ilk sorumuz ne Tonguç sence? Bu soru ne sorusu sence? Amele sorusu canım. Kurallar nasıl dizilir? Eğim sorusu. Bak şekilde verilen AB kalasının. Bak burada seni bahsetmiş. Bazı sorularda benim ismimi kullanabilirsin. Eğimi %20'dir. Kalasın A ucu L noktasına doğru yaklaştırılma. Yani burayı böyle getiriyorsun. O zaman demek ki kalas şöyle bir hale geliyor. Bilmiyoruz artık ne olduğunu. Kalasın yeni eğimi %50 olmaktadır demiş. Buna göre A noktası L noktasına kaç santimetre yaklaşılmış? Yani şurada yaklaştırılan mesafenin ne kadar olduğunu soruyor. İlk başta burada %20'ymiş. Peki Tonguç'um sence bu soruda ne yaparız sence? Ne yaparız? Bu tür sorularda önce öndeki adaya bakarım. Eğer o yapamadıysa arkamdakine bakarım. İlk başta bak birinci durumda yani ilk bu çizilen durumda eğim %20'ymiş. Eğim nasıl hesaplanıyor Tonguç'um? Hemen sana şunu hatırlatayım. Eğim dediğimiz şey boy bölü endi. Yani dikey bölü yataydı. Nasıl hesaplanıyor? Şöyle bir üçgen varsa burası boy burası da en olarak adlandırıyor. Hemen hızlı bir tekrar yaptım sana. Şimdi yapmaya başlayalım. %20 dediği şey aslında 20 bölü 100 değil midir Tonguç evladım benim? Evet hocam. Eşittir. Boy bölen boyu 4 metre. Bunların boyu değişmez ki. Bölü enine kadar AL uzunluğunda değil mi Tonguç'um? Evet, hemen bunu hesaplayabiliriz. Bak bununla bu sade işte. Bununla bu sade işte. 5. Burası da 1 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptı. 5 4 20. AL eşittir. AL eşittir. 20 metre oldu. Tamam bunu bulduk. Hoppa. Şimdi ikinci durumu yapıyorum bak. İkinci durumda. İkinci durumda olan zımbırtı ise eğimi %50. Yani 50 bölü 100 eşittir. Ya burada kalas böyle geldiği zaman boyu yine 4 metre. 4 bölü burayı da x diyelim mesela. X diyelim. Burasını bilmiyoruz ya. Bu x'i bulabilmek için ne yaparım? Bununla bu sadeleşir. 1, 2 denir. Ondan sonra içler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 8 metre çıkar. Burayı anladık mı Tonguç evladım? Anladım hocam. Sonrasında yapmamız gereken şey çok basit. Burası artık 8 metre. AL dediğimiz şey 20 metre. Yani bunun hepsi 20 metre ise şu geriye kalan zımbırtı 20-8'den 12 metre cevabımız çıkıyor Tonguç. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten süper bir şekilde konuyu anlamış olduk. Geldik yeni soruya. Yeni bir soru, yeni aşağıda bir şans. Aşağıda verilen doğruların grafiklerini çizip eğimlerini bulunuz demiş. Şimdi doğru grafiği çizmede ne var, ne vardı, ne metodu vardı Tonguç'um? Pergel. Hayır. Ameno, tori, ame, tori, celli. Hayır. Ameno metodunu hemen uygulayalım. Şimdi x ve y diyelim. Ameno'yu çiziyorum. Ameno. Sonra diyorum ki x diyorum. Tori ame, tövbe x'e, tövbe. Tövbe tövbe yarabbim. X'e 0 verirsek. X'e 0 verirsek hemen burada yerine koyuyorum. Bak 3. Bak 3x demek. Eksi 9y. 3 çarpı x demek aslında. Eksi 9 çarpı y eşittir 0 demek. X yerine 0 koyarsak. 3 kere 0 ne kaç eder Tonguç evladım benim? 3 kere 0 1000. 0. 0 3 kere 0 0 eder. Burası yok oldu. Eksi 9 y eşittir 0 eder. O zaman y kaçtır? 0'dır. Süper. Y'ye 0 verirsem Tonguç evladım benim. Burası yok olur o zaman. 3x eşittir 0 çıkar. 3x eşittir. X eşittir kaç o zaman? O da 0. Allah Allah aynı şey çıktı. Demek ki orijinden geçen bir doğrudan bahsediyoruz. Şimdi x'e 1 verelim Tonguç evladım benim. X'e 1 mi versek? Y'ye 1 versek. Y'ye 1 verelim. Y'ye 1 verelim bu sefer. Y'ye 1 verirsem Tonguç'um bak ne yapıyoruz? 3 çarpı x eksi 9 çarpı 1 eşittir 0 çıkar. 3x eşittir. 9 kere 1 9'u karşı şekilde artı 9 oldu. X eşittir 3 çıktı. O zaman demek ki x eşittir 3'e y eşittir 1 çıkıyor. X eşittir 3 y eşittir 1. 1 2 3 3 y eşittir 1 burası. Yani bu noktadan bahsediyoruz. Bir de 0'a 0 noktası var. Bu noktayı yazdım. Bu noktada 0'a 0 noktası yani burası. Bu ikisini birleştirdiğim zaman doğruyumuzu çizmiş olduk. Şimdi bunun eğimi nasıl bulunur? Bunun eğimini bulabilmek için de ne metodu var Tonguç evladım benim? Y'yi yalnız bırakmak metodu. Y'yi yalnız bırakalım. Y yalnız bırakırsa yani y eşittir mx artı n diye bir doğru denklemi yazarsak. Y yalnız kalınca x'in başındaki sayıya eğim diyorduk. O zaman ben burada y'yi yalnız bırakırsam 3x
eşittir. Bak eksi 9 y'yi karşıya atınca artı 9 y çıktı. Her iki tarafı 9'a böldüğüm zaman burası yok oldu. Y eşittir. Bununla bu sadece x 1 x bölü 3 çıktı. Tonguç'um x'in başındaki sayı yani 1 bölü 3 eğimimize diyor. O zaman 1 bölü 3'ün de eğim olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bravo diyorum sana. Çok zeki bir adamsın. Teşekkür ederim hocam. Geldik bu soruya. Hocam şimdi, bir şey soracağım. Bu soru orijinden geçer mi? Orijinden geçer evet. Tamam, şimdi amenoyu çiziyoruz. X'e 0 veriyoruz. X'e 0 verdikten sonra ya 2 çarpı 0 artı y eşittir 8 çıktı. O zaman bu yok oldu zaten. Y eşittir 8 çıktı. Süper. Y'ye 0 veriyorsun Umut'cum. O zaman 2x artı 0 eşittir 8 çıktı. 2x eşittir 8 çıktı. X eşittir 4 çıktı. Burası da 0'a 8 ile 4'e 0 noktası. 0'a 8 noktası x'i 0, y'si 7. X'i 0, y'si 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şurası diyelim. X'i 4, y'si 0. 1, 2, 3, 4. Burası diyelim. Şimdi bu ikisini birleştirdiğim zaman şöyle bir doğru çıktı Tonguç'um. Bu doğru aslında bizim doğru grafiğimizi çizdik. Peki sonrasında ne yapmam gerekiyor? Y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Y'yi yalnız bırakmam için bunu karşıya atarım. Y eşittir. Bu artı 2x'i karşıya geçince eksi 2x. Burada da 8 var zaten. Bu artı 8 normalde. Artı 8 şeklinde kaldı. X'in başındaki sayı nedir Tonguç Erlam? Y yalnız kaldığı zaman? Eksi 2. Bravo diyorum o zaman. Eğiminin de eksi 2 olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. İşte bu şekilde hemen hızlı bir tekrarlarımızı yaptık doğrusal denklemlerle alakalı. Bir tane daha doğrusal denklem çözelim. Çünkü gerçekten çok önemli. Zaten LGS sınavımızda da çok da çıkacak bir konu diyebiliriz Tonguç Erlam Bey'im. Senle beraber hemen bir sima demiş 25 litrelik bir havuzu 3 litrelik 4 litrelik ve 5 litrelik şişeler kullanarak doldurmak istiyor. Tamam eyvallah. Sima her şeyi en az bir kere kullandığına göre tam bir LGS sorusu gerçekten de her şeyi en az bir kere kullandığına göre havuz en az kaç sefer dolar? Şimdi Tonguç'um en az seferde doldurmak istiyorsak bir kere elimizde 3 litrelik şişe var. Ondan sonra 4 litrelik şişe var ve 5 litrelik şişe var Tonguç'um. Şimdi biz bunlardan birer tane kesin kullanacağız. Yani bundan bir tane kullandım, bundan bir tane kullandım, bundan bir tane kullandım. Toplam her şeyi en az bir kere kullanacak ya. 3 artı 4 artı 5'ten toplam 12 litrem elde var bir. Bu garanti. Bu bir kere fix olması gerekiyor. Elimize 25 litreyi doldurmamız gerekiyor. O zaman bizim 25 eksi 12'den toplamda 13 litrelik bir ihtiyacımız daha var. 13 litreyi ben buna nasıl paylaştırayım? En az kaç sefer doldurur diyorsa buna daha fazla paylaştırmam gerekiyor diyebiliriz. Buna daha fazla paylaştırmam gerekiyorsa diyorum ki 13 litre geriye kalan 13 litreyi ben iki tane buna eklersem 2 kere 5 10. 10 olur. Bir tane de buna eklersem çat 1 kere 3 3 olur. 13'ü bu şekilde oluşturdum. Bak bunların toplamı yani 2 kere 2 kere 5 10 litre, 1 kere 3 3 litre, 13 litreyi tamamlar. Dolayısıyla benim istediğim şey de ilk durumda havuz en az kaç sefer dolar? Bundan 2 tane, bundan 1 tane, bundan 3 tane kullandığım için toplamda 6 seferde bu havuzu ben doldurabilirim diyorum. Geldik bu zımbırtıya. Şimdi yine aynı mantıkta 3 litrelik, 4 litrelik ve 5 litrelik şeylerimiz var. Şişelerimiz var. Şimdi diyorum ki Tonguç Evladım Bey'im. Burada yapmam gereken şey adam diyor ki her şeyi bir kere kullanıyorsun. O zaman bir bundan, bir bundan, bir bundan kullandın. Toplamda tekrar söylüyorum 12 litre elimizde fix var bunlar garanti. Geriye kalan 13 litremiz daha var. 13 litre daha gerekli. Bu 13 litreyi de en fazla kaç seferde olsa o zaman bundan daha fazla almak zorundayım Tonguç'um. Bundan bu 13 litre mesela bundan 4 defa aldım 12 litre olur. Bunlardan 1 litre çıkmaz özür dilerim. O zaman bundan 3 sefer alalım mesela. Bundan 3 sefer alırsam 3 kere 3 9 litre olur. 9'a ne eklersem 13 olur Tonguç'um. 4 eklersem. Dolayısıyla bundan da bir defa daha alırsam. Bak 3 kere 3 9. 1 kere 4 4. Toplamı 13 eder Tonguç Evladım benim. Dolayısıyla bundan 4 sefer, bundan 2 sefer, bundan da 1 sefer. Toplamda 7 seferde en fazla doldurabilirim diyoruz ve süper bir şekilde sorumuza geçiyoruz. Bir doğrusal denklem sorusu. Geldik üçgenlere. İşte sınavda gerçekten çıkacak konular aslında bunlar. Yandaki ABC üçgeninde. Bunlar LGS'de de sorulabilir değil mi hocam? LGS'de sorulabilir. Aynı sarı sorular LGS'de çıkıyor. B açısı A açısından büyükmüş Tonguç. O zaman B açısının karşısındaki A açısının karşısındakinden ne olmak zorunda Tonguç evladım benim? Yüksek, büyük. Büyük olmak zorunda. Süper zekisin. Dolayısıyla B açının karşısındakine X dersek mesela. X'in ben buna göre bak buna göre X'in
B'nin karşısındaki, A'nın karşısından geldi. 9'dan büyük olacağını söyleyebilirim. Elimdeki bu bilgi bir kere var. Bilgi 1 diyelim. Sonrasında diyor ki alabileceği, yani bu kenar alabileceği tam sayı değerlerini bulacak. İkinci bilgi neydi? İkinci bilgi de üçgen eşitsizliğiydi. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmak zorunda. Bu iki kenarın toplamı 13, farkı 5. Dolayısıyla 5 ile 13 arasında olmak zorunda. Elimizdeki bilgi 2 de bu. Şimdi bu bilgileri karma karışık hale getirirsek ne olur Allah'ını seversen? Bak x ne olabilir buradan? Hemen sana söyleyeyim Tomuç'um. X'in alabileceği değerleri hemen sana söyleyeyim. 6 olur, 7 olabilir, 8 olabilir, 9 olabilir, 10 olur, 11 olabilir, 12 olabilir. Bu kadar. Buraya bakalım Tomuç Hanım. X 10 olur, 11 olur, 12 olur, 13 olur, 14 olur. Sonsuza kadar gider. Şimdi buradan bulmak istediğim şey, ikisinin de karması ne var? İkisinin de ortak kümesinde 10 var. Hop. 11 var. Hop. 12 var. Hop. O zaman X'in alabileceği tam sayı değerli 10, 11 ve 12 şeklinde 3 tane tam sayı değeridir diyebiliriz. Bravo diyorum sana, gerçekten çok zekisin ve geldik diğer sorumuza. Bir tane bilgi vermiş. Yeni nesil soru. Tabanı A, yüksekliği H olan üçgenin alanı A çarpı H bölü 2'dir şeklinde vermiş bize. Sonra demiş ki şöyle bir üçgen var, şöyle bir üçgen var. Bu AB X uzunluğunu bulunuz demiş. AB X uzunluğu burası demiş. Ha, birazcık karışık soru. Şuna bir bakalım, bu daha basite benziyor. KLM üçgenin alanı bulunuz demiş. Tamam, bunu yapalım. Şimdi burada bir ikizkenar üçgenden bahsediyoruz. Burası 15 ise burası 15 santimetre diyebilir miyiz Tonguç evladım? Diyebiliriz hocam. İkizkenar üçgende eğer ben yüksekliği çizersem şöyle, yükseklik aslında ikizkenar üçgenin yüksekliği hem aynı zamanda açıortaydır hem de aynı zamanda kenarortaydır. Yani 18'i iki eşit parçaya 9 9 diye iki eşit parçaya bölebiliriz diyoruz. Sonrasında burada bir üçgen gördüm. Burası bir üçgen Tonguç evladım benim. Dik kenar üçgen. Dik kenar üçgen diye bir şey mi? Allah'ım, dik üçgen evladım, dangozlaşma. Bu dik üçgende hangi eski Yunan bilim adamının teoremi kullanılabilir? Hipotenüs, hipotenüs. Hipotenüsün teoremi. Pisagor. Pisagor, süper. Pisagor gerçekten de bu adam pis adammış. O yüzden hipotenüsün tarlasına dalmıştı hatırlıyorsan. Dolayısıyla neydi kuralımız? Bunun karesi, yani hipotenüsün dikin karşısındakinin karesi hop eşittir. H'nin karesi artı 9'un karesidir şeklinde bir kuralımız vardı. 225 eşittir H kare artı 81'den. H karenin 225'ten 81'i çıkartırsak karşıya attığımızda Tonguç evladım benim, karşımıza 144 çıkar. 144 dediğimiz şey de 144 çıkıyor, evet gerçekten öyle. O zaman H dediğimiz şey neyin karesidir? H 12'nin karesidir. H 12'dir diyebiliriz. H 12 ise eğer, burasının 12 olduğunu biliyorsak eğer, artık yüksekliğini biliyoruz. Bu üçgenin alanı nedir? Hemen B şıkkını yapıyordum, özür dilerim. Tabanı ne? 18. Aynı burada söylediği gibi tabanı A, yüksekliği H ise tabanı 18 çarpı yüksekliği ne? 12 bölü 2. Yani bu kuralı kullanalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hemen bununla bu sadeleşirse burada 6 kalır Tonguç evladım benim. 18 çarpı 6, 6 68, 60, 6 kez 48, 108 çıkar Tonguç evladım benim. 108 santimetre kare tabii ki. A'yı bulalım şimdi. Şimdi A'da ise birazcık daha böyle trikler var. Bu A'daki triklerde şunları bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Bir kere dikkat ettiysen Tonguç'um, burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin böyle bir çizgiyle bir tane kenar ortayı alıp, ama hipotenüsün kenar ortayı var. Hipotenüsün kenar ortayında şöyle bir kuralımız vardı. Eğer bir dik üçgende hipotenüsün kenar ortayından bahsediyorsak, yani iki eşit parçaysa, bu ayırdığı parçadan bir tanesi eşitti. Kenar ortay ayırdığı parça. Buna hangi kural diyorduk? Muhteşem yüzyıl. Muhteşem üçlü diyorduk. Pardon. Yani bu çizgi ayırdığı parçalardan bir tanesi eşittir. O zaman bununla bu eşitse bu da buna eşittir. O zaman burası 4 ise burası 4 santimetredir. Burası 4 santimetredir diyebiliriz. Şimdi Allah Allah. Allah Allah. Dikkat eder misin? Ne çıktı burada Tonguç evladım benim? Ne çıktı hocam? Eşkenar üçgen çıktı evladım, dangoz musun? Burası eşkenar. Neyse tamam. O zaman bak, şurası artık ne çıktı? 8 çıktı. Burası 8 çıktıysa Tonguç evladım benim, ben burayı bulabilirim. Neden? Burası dik üçgen olduğu için. Ne vardır yine aynı şekilde burada?
Pisagor vardır. Pisagor. O zaman A şıkkını hemen başka bir şekilde hangi? Hiç mi yıkamamış hocam? Evet, hiç gerçekten yıkamamış. A şıkkını hemen seninle beraber çözelim. A şıkkı dediğimiz şey AB x uzunluğu. Yani Pisagor'un hipotenüsün karesi 8'in karesi eşittir. Bunun karesi 4'ün karesi artı bunun karesi x'in karesi diyoruz. 64 eşittir 16 artı x kareden. X kare eşittir 64'ten 16 çıkarsa tomojelerim 48 kalır. X eşittir o zaman karekök 48'dir diyebiliriz çok basit bir şekilde. 48 nereden çarpımdır? 8 kere 8. 16 çarpı 3'tür tomojelerim benim 48. 4 diye çıkar 4 kök 3'tür o zaman X dediğimiz değerdir diyoruz. Bravo diyorum sana. Çok güzel bir şekilde gerçekten konuyu anlamış oldun. B şıkkının cevabı 108 cm. A şıkkının cevabı da 4 kök 3'tür diyoruz ve geçiyoruz. Yukarıda verilen üçgen için A açısı D açısına eşittir. Tamam eyvallah zaten gözüküyor. Süper. B açısı E açısına eşittir Tomuç Hanım. Sonra böyle sorularla görünce ne yaparsın Tomuç? Hocam bu tür sorularda eğer önceden bununla alakalı hatalar yaptıysam onları bir incelerim. Nerede takılıyorum, nerede yanlış yapıyorum diye. Sonra da soruyu boş bırakırım. Çok hocam. Güzel idare ediyorsun. Tebrik ediyorum su içerken ben. Alan A, B, C bölü alan D, E, F eşittir 1 bölü 4 demiş. Yani bunların alanların oranı ne demiş? 1 bölü 4 demiş. Şimdi Tomuç sana şöyle şunu öğretmiştim. Alanları oranı eğer benzer üçgenlerse benzerlik oranının nesiydi? Karesine eşitti. Peki alanlar oranı eğer 1 bölü 4 ise benzerlik oranı dediğimiz zımbırtının karesi ise bu. Benzerlik oranı nedir? 1 bölü 4 neyin karesi? 1 bölü 2'nin. 1 neyin karesi? 1'in. 4 neyin karesi? 2'nin. O zaman 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4. 1 bölü 2'ye 1 bölü 2 çarp 1 bölü 4 eder. Süper. O zaman benzerlik oranı 1 bölü 2 ise eğer. Şimdi Tonguç'um. Burada bu noktalı çizgili buradaki açıya da şey diyelim taralı açı diyelim. Bak noktalı noktalı çizgili taralı açının toplamı 180 derece. Noktalı çizgili o zaman burası taralı olmak zorunda ki toplamı 180 derece aynı şekilde çünkü ikisi de üçgen. Dolayısıyla bu açılar birbirine eşit. Bu açının karşısında ne var? 3 var. Bu açının karşısında bu üçgende ne var? Kaç olmak zorunda? Benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğuna göre bu üçgen 1 ise bu üçgen 2 olmak zorundadır kenarları oranı benzerlik oranı. O zaman bu 3 ise bunun karşısındaki 3 bölü bunun karşısındakine x dersek 3 bölü x eşittir benzerlik oranı yani 1 bölü 2'dir. O zaman içler dışarı çarparsak 6 eşittir x'tir diyebiliriz. O zaman demek ki burası 6'ymış. Şimdi çizginin karşısındaki çizginin karşısındaki 8 ise çizginin karşısında buradaki nedir? 4'tür diyebiliriz. Şeklinde yorumlamalar yapıyoruz. DE dediğimiz kenar o zaman neymiş? 6'ymış artı. BC dediğimiz kenar da neymiş? 4'müş. Cevabımız da 10'dur diyebiliriz. Benzerlik alan oranı çok önemli. Çok dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Ve geçiyoruz diğer sorumuza diyoruz. Yeni bir soru yeni bir şans. Yukarıda verilen noktalara göre boşluğa doldurunuz demiş. A'yı vermiş, B'yi vermiş, C'yi vermiş. B noktası A noktasının bilmem ne eksenine göre yansımasının bilmem ne birim sağa ötelenmiş görüntüsüdür. Hayda. Ya B noktası A noktasıyla ilişkisi nedir ki Allah'ını seversen dersek şöyle düşüneceğiz. Ya bir kere bilmem neye göre simetrisi alalım. Bak 3 ne olmuş? Bak A noktasının 3 ne olmuş? Eksi 3 olmuş. Şimdi y'si değişmiş. Y'si ne zaman değişiyordu? X eksenine göre simetri yansımı aldığımız zaman y'si değişiyordu. Y'sinin işareti artı iken eksi olmuş. Tamam buraya aldık. Bir de Tonguç'um 2 ne olmuş? 3 olmuş. Demek ki bir birim sağa gitmiş. Çünkü x'in bir birim artması demek, bir birim artması demek bir birim sağa gitmek demek. Bu artı 3'ün bir anda eksi 3 olması demek de x'e göre yansıma demek Tonguç. Buradan hemen anlayabildim. C noktası B noktasının x bilmem ne göre yansımasının bilmem ne birim ötelenmiş falan filan. Aman Allah'ım. O zaman hemen yapalım seninle beraber. C noktasına bakalım. B noktasının bir kere şurada bak x'in işareti değişmiş. Artı 3 eksi 3 olmuş. Ne zaman x'in işareti değişiyordu? Y'ye göre yansıma olduğu zaman. O zaman ben diyorum ki y eksenine göre yansımasının tamam eyvallah. Sonra bak buradaki 3 ne olmuş? Eksi 3 ne olmuş? Eksi 1 olmuş. Eksi 3 eksi 1 olduysa Tonguç Evren benim bir kere y'nin sayısı değiştiğine göre bir kere eksi 3 eksi 1 bir kere ne olması gerekiyor Tonguç'um? 2 değişmesi gerekiyor. 2 değişmesi. 2 birim ama dikkat et. Yukarı mı aşağı mı Tonguç Evren'im sence? Aşağı. Eksi 3 eksi 1 olmuş değil yani, mi? Yani. Tonguç eksi 3. kattasın.
Evet. Eksi birinci kata çıkarken yukarı mı çıkarsın aşağı mı inersin? Yukarı. İşte bu kadar. Dolayısıyla yukarı çıkmış, yukarı ötelenmiş haldir. Çünkü y değiştiyse ya şey olması gerekiyor, yukarı ya da aşağı olması gerekiyor diyoruz ve geçiyoruz diğer sorumuza. Evet. Kare işte şekilleri verilmiştir. Bu hocam, şekillerden. Hocam, siz kendiniz mi çıkıyorsunuz yoksa print mi alıyorsunuz? Print out alıyorum. Print out. Niye çıkıyorum? Dejenere misin? Allah Allah. Bana dejenerasyon diyorlar, evet, hocam. Çıktı denir ona. Print denmez. Yukarıdaki koordinat sisteminde K ve L şekilleri verilmiş. Tam eyvallah. Bu şekillerin bilmem nesinin bilmem ne falan filan. K ile şekillerin 1-2 dönüşümleri yapıldığında oluşan. Hadi bunu yapalım bakalım. K'nın Y eksenine göre yansıması. Şimdi K'nın Y eksenine göre yansıması ise kaç uzunlukta bakalım hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraya geldi. Ha. Şu nokta mesela hatta K 8 uzunlukta. O zaman buradan da 8 gittiğimiz zaman buraya geliriz. O zaman K noktası buraya geldi. Yansıması bu. Bu nereye gelir? Tamam, o zaman bu nokta buraya gelir. Çünkü 6 birim, 6 birim. Burası 8 birim, burası 8 birim. Süper. Burası 8 birim, burası 8 birim. Burası 6 birim, burası 6 birim şeklinde şöyle bir kare ortaya çıkar. Ama bu karede dikkat ettiysek K'nın olduğu yerin altında şey vardı. O zaman burada da ben taradığım yer bu, bunun buraya gelecek. Yani diğer tarafa bakacak. Bu bunun arkasındaysa bu tarafa doğru bakıyorken, burası ayna gibi düşün. Bu adam gözleriyle bu tarafa doğru bakarken gözleri yine kendisine doğru bakacak. O zaman burası arkasında kıçındaysa burası da diğer taraftan bu tarafa doğru bakan ve kıçında olacak. Yani sen nasıl bir aynaya baktığında Tonguç evladım benim. Senin popon buradaysa mesela, ayna buradaysa, sen aynaya baktığın zaman popon bu sefer arka tarafta doğru değil mi? Aynı o mantıkta. Bunun poposu buradaysa bu sol taraf, bu da sağ tarafta doğruluyor. Aynı buradaki mantıkta. Peki geldik. Bu kadar zaten, o kadar demiş. L'nin de, onu da farklı bir renkle yapalım. L'nin x eksenine göre yansıması alınıp 5 birim sağa öteleniyor. Ha, x eksenine göre yansıması alınıyor. X eksenin yansıması bu nokta 1 2 3 1 2 3 buraya kadar geldi. L noktası buraya geldi. Sonrasında 5 birim sağa öteleniyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, o zaman L noktası buraya geldi. Şimdi bunun L noktasının aynısını çizmem gerekiyor. Ama aynısını çizmeyeceğim. İlk başta yansımasını alayım. Nasıl olduğuna bir bakayım. Yansımasını aldığım zaman Tonguç evladım benim, şöyle bir şekil çıkacak. Çünkü hani burada gözleri varsa burada gözleri kendisine doğru bakacak. Gözler iki boşluktaydı. Bunun yanında bir tane dolu vardı. O zaman şunu şöyle bir çizelim, dolduralım. Sonra bunun arkasında kıçında bir tane doluluk vardı. O zaman bunu da çizmiş oldum. Şöyle bir şekil var. Şimdi ben bunu bu tarafa doğru kaydırdığım zaman, aynı şeklin bir daha olması gerekiyor. He, o zaman onu da şöyle çizelim. Bunu da siyahla çizelim artık. Böyle bir şekil çıkacak karşımıza. 5 birim sağa kaydırdık. Bir dakika. Yok, yok, özür dilerim. Şöyle bir çıkacak, pardon, özür dilerim. 5 birim sağa kaydığı zaman 5 buraya geldi. O zaman bak, bunun ortasında bir doluluk var. Ondan sonra bunun şu tarafında bir doluluk var. O zaman şeklimiz şöyle bir şekil çıkacak. Ha, şimdi mavimiz burası Tonguç'cum. Mavimiz burası. Siyahımız da şurası. Onu bir daha üstünden geçmek istiyorum. Şuradan başlıyor şöyle ve buraya kadar, bu kadar. Şu siyahı yanlışlıkla çizdim. Sonra diyor ki 1-2 dönüşüme yapalım, oluşan son görüntüyü bulunuz demiş. İşte şu şekil çıkıyor, birazcık karışık oldu biliyorum. Şuradan başlıyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz, şöyle geliyoruz. Bunun burası bir boyalı, burası bir boyalı, burası bir boyalı şeklinde 3 tane boyalı yeri var diyorum. Hatta burada aynısını bir daha çizmek istiyorum sana. Şöyle bir şekil çıktı, şöyle bir şekil çıktı. Ondan sonra bunun şurası boyalı, şurası boyalı ve şurası boyalı şeklinde bir şekil çıkıyor Tonguç evladım benim. Böyle bir zımbırt oldu. Bunun burada olduğunu hayal edebilirsin. Geldik diğer sorumuza. Yeni bir soru. İşte 3 boyutlu çizimlere hoş geldiniz diyorum sana. Tonguç şekilde, to the 3 dimension aynen bak, verilen dikdörtgen şeklindeki kartonu KN ve LM üst üste gelecek şekilde kıvırarak demiş. Dik dairesel silindir elde ediyor demiş. Ha, şimdi mesela şöyle bir şey var. Ben bunu şöyle kıvırdığım zaman bak, silindir şekli çıktı, görebiliyor musun? İşte bu silindir dediğimiz şeyi oluşturuyor demiş. K
KN ve ML bir üst üste gelecek şekilde. Yani hatta şöyle birazcık daha farklı bir şekil yapsam veya diyelim ki hatta şöyle yapalım. Şöyle bir programımız var. Bunu ben burası KN diyelim. Burası da ML diyelim, tamam mı? Ben bunları böyle üst üste gelecek şekilde kıvırdım. Kıvırdığım zaman ne ortaya çıktı Tonguç? Bakar mısın? Bir tane silindir çıktı. İşte ben kıvırdığım zaman dik daireler silindir elde ediyorum. Bu silindirin, dikkat ettiysek, kıvırdığım KN ve ML dediğimiz yerleri dik daireler silindirin aslında yüksekliği oldu. Yani burası yüksekliği. Bunlar da üstü ve altı diyebiliriz. O zaman bu yükseklik. Peki bu çevirdiğim burası ise, burası ise, yani buradan buraya kadar olan mesafe ise aslında bunun buradaki çemberinin çevresi oldu. Yani bu zımbırtı neydi? 2πr'ydi. Çemberin çevresini 2πr ile hesaplıyorduk. Hatırlıyorsak zaten dairesel silindiri açtığımız zaman iki tane böyle yuvarlak çıkardı Tonguç Evren benim. Bunların şurası 2πr olurdu. Burası da h olurdu. İşte bunu aslında sorguluyor bize. Peki o zaman diyorum ki ya bir kere 2 çarpı pi çarpı r eşittir 36 ise pi'yi 3 almış. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 36'dır. 2 kere 3 6'dır. R eşittir 6 santimetre olmak zorunda yarı çapı. O zaman ben şöyle bir şey çizdim ama burası 6 santimetre olacak. Bunun da yüksekliğini de biliyorum. Diyor ki bu silindirin alt ve üst tabanlarını oluşturmak için, yani böyle kapattığım zaman bak dikkat ettiysen alt ve üstü boş çıktı, görüyor musun? Bu boşlukları oluşturmak için, yani burayı kapatabilmek için kaç santimetre kare kartona ihtiyacım var diyor. Yani işte aslında şuraların alanını bize soruyor. Buranın alanı da iki tane pi r karedir. Çünkü bir tanesinin alanı pi r karedir. İki tane olduğu için iki pi r karedir. İki çarpı pi 3 alacaktık. R'yi de bulmuştuk, 6'nın karesi. O zaman 6 çarpı 6'nın karesinden 6 çarpı 36'dan 216 santimetre kare alana ihtiyacımız var diyorum. Bravo diyorum sana, gerçekten çok zeki bir adamsın. Teşekkürler hocam. Ve geldik şekildeki bir üçgen, dik bir zaman. Açınımında bazı yüzeyler birim kareler üzerinde verilmiştir. Tamam, eyvallah. Alt ve üst taban A şekli olduğuna göre. Allah Allah. Bu hangi şekil Tomuç'um? Üçgen. Süper. Demek ki üçgen prizmadan bahsediyoruz burada. Yani ben şöyle bir şekil çizeceğim. Şöyle bir üçgen prizma oluşturmuş demek ki arkadaşımız burada. Peki bu üçgen prizma alt ve üst taraflar aslında A şekliymiş. Ve A şekline dikkat ettiysek bir dik üçgen değil mi Allah'ını seversen? Evet. Bu dik üçgende burası 3 birim. Burası ise Tonguç evladım benim. Burası ise 4 birimdir. O zaman 3 ve 4 neyse, tamam buraya kadar. Verilmeyen yüzeyi çizip alalım. Peki 3, 4 ne üçgeni var? Buraya x dersek eğer x'in karesi eşittir 3'ün karesi. Tabii kısa yoldan da yapabilirim. 3, 4, 5 üçgeni de diyebilirim. Ama Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki bu sene lütfen hesaplamaları yapın diyor. 9 artı 16'dan x kare eşittir 25 çıkar. X eşittir 5 çıkar. Hesaplamaları yapmak için ben de sizlere gösteriyorum. Burası 5 dedik. Peki Tonguç'um, o zaman bak burası 3 birim. Şimdi burası 3 birim, burası 4 birim, burası 5 birim olduğunu hayal edersen Tonguç'um. Burası dik olduğunu söylersek. Şimdi bak dikkat et. Şuradaki dikdörtgen, yani önümüzdeki dikdörtgenin bir kenarı 5 olmak zorunda. Şurada bir kenarı 5 olan bir şey var mı? 1, 2, 3, 4, 5. Allah Allah, burası 5. Şuraya bakalım. 1, 2, 3, 4. Burası 4. Buraya bakalım. 1, 2, 3. Burası 3. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Tamam, süper. Şimdi burada şunu unutmamamız gerekiyor. Ben bunu kullanırsam mesela şurada bak. Şu arka tarafta bir yüzey var. Şu yeşille boyadığım aslında şu yüzeyde. Şu yüzeyin bir kenarı 3. O zaman bak bu 3'ü burada kullanabilirim. Burasına da 5 desem Tonguç evladım benim. Bu 5'te bu olsa tamam, süper, bitti işte. Mesela şuradaki yüzeyde şu mavi yüzey için konuşalım. Bu mavi yüzeyde, yani şu parça için burası 4 burası 5. Al işte burası 4 burası 5. Tamam, bu yüzeyde burası. Yani B yüzeyi burası. Ondan sonra C yüzeyi burası. Sonrasında A yüzeyi de üst taraf aslında veya alt taraf. Şimdi bir de ön tarafta şu yüzey kaldı. Kaça kaç bu? 5'e 5 bir yüzey. İşte verilmeyen yüzeyi çizip derse ben o zaman 5'e 5 bir yüzey çizmem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. İşte şöyle bir yüzey vardır. Buna da D yüzeyi diyelim. İşte bu D yüzeyi de Tonguç Evren Bey'im tam bizim gördüğümüz yüzeydir aslında. Şu yüzey yani. Şu yüzey
bizim D yüzeyimizdir diyebiliriz. Süper bir şekilde konuyu mükemmel yüzeylere göre, açınımlara göre anlamış olduk. Zaten ben bunu açtığım zaman nasıl bir şekilde çıkarttım Uçum? Bir tane D yüzeyi var. Onun yanında yeşil bir C yüzeyi var. Onun yanında, bak buraya yazıyorum hatta buna. Sonra bunun yanında mavi bir B yüzeyi var Tonguç evladım benim. Sonra bunun üstünde Tonguç evladım benim bir A yüzeyi var. Ve bunun yanında bir A yüzeyi var. Bu A yüzeyi A yüzeyi. Dikkat edersen her bir kenarında uzunluğunu biliyoruz artık. Burası 5, burası 5. Burası 3, burası 5. Burası 4, burası 5. Burası 4 olduğu için burası 4, burası 3. Burası 3, burası 3, burası 4, burası 4 şeklinde ilerleyen süper bir açılım da yapmış olduk. Geldik, evet, en sonunda artık son. Buraya kadar geldiniz mi sınavda bilmiyorum ama geldiysen diyerek. Ben bunlara nasıl çalışacağım peki? Bunları nasıl çalışacaksın? Çok basit bir şekilde. Bir kere şunu unutma Tonguç'um. LGS son tekrar programımıza mutlaka katıl. Yazılı kampından sonra hemen son tekrar programımız başlıyor. Son tekrarla canlı yayınlarımız var, videolarımız var. Sürekli bütün seneyi tekrar ediyor. Nedir ki hocam onun dışında programı? Son tekrar programı aslında son tekrar kitaplarıyla özdeş bir program. Her gün 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 ne yapacağım belli. İstersen bir haftada hızlı program yaparsın. Hızlı son tekrar programı. İstersen detaylı 2 haftalık programı uyarsın. Bunu Türkiye'deki tüm Tonguç kitapçılarından ücretsiz bir şekilde alabilirsin. Ve son tekrar kitaplarıyla da bütün konuları tekrar edebilirsin. Son tekrar kitaplarımızda inanılmaz güzel, tam sınavda çıkabilecek tarzda sayısal analiz soruları var Tonguç evladım benim. Bunları hızlı son tekrar programı setiyle de kullanabilirsin. Bir haftada bütün bu kitapları bitiriyorsun. Toplam 9 tane kitap var. Ama içinde 1002 tane nitelikli soru var. Dandik soru değil. Normal soru değil, basit soru değil, tamamen nitelikli sorular. Hepsi yatay, hepsi uzun, hepsi sayısal analiz gerektiren sorular, akıl yürütme gerektiren Dinlesin sorular. Yani. Bir veya LGS detaylı son tekrar yapabilirsin. Detaylı son tekrar programı setinde de 2 haftalık çalışma var. 2 haftada bitiyorsun bütün bu konuları. 12 tane kitap bitiyorsun. 1648 tane yeni nesil. Gerçekten çok kaliteli soru var. Burada 6 LGS denemesi, burada 10 tane tam LGS denemesi var. Ve burada da Tonguç evladım benim geri sayım denemeleri olsun, son tekrar kitapları olsun, hızlanma denemeleri olsun. Gerçekten çok kaliteli denemeler ve çok kaliteli bir çalışma yapacaksın. Ve sınavda da inşallah süper bir not alacaksın diyorum. Hemen şu soruyu çözeyim. Bir kare dik piramidin yan yüzeylerinin görünümü verilmiş. Tam ön yüzü bu, arka yüzü bu. Görünümde verilen yüzlere göre piramidin açılımı çiziniz demiş. Görünümü veren yüzlere göre. Şimdi ben bunu çizersem Tonguç evladım benim. Bir kere yapmam gereken şey nedir Allah'ını seversen? Bir kere bu şeyde bunun ön yüzü buysa eğer. Benim bir tane piramidim var. Tamam, bunu şöyle çizeyim. Bu piramitte ön yüz dediğimiz şeyi şuraya açıyorum. Üste doğru açıyorum. Hop, açtım. Bunun sağ tarafında bu tarafa doğru açtım. Dikkat ettiysen bu ön yüzde alt tarafı böyle taralı. Burada ise şöyle bir çizgi var. Yine ortasında bir çizgi var. Bunun da üst tarafı taralı. Bir de arka yüzüne bakarsak, arka yüzünde ise şöyle bir yine üçgen, şöyle bir üçgen var. Bu üçgende dikkat et, şöyle bir çizgi var arka yüzünde ve neresi taralı Tonguç evladım benim? Bunun şu tarafı taralı. Aynı şekilde bu yüzde ise bunun, bak dikkat et, bu bir beyaz, onsa bir siyah geliyor. Bu bir beyaz, sonra bir siyah gelmesi için burasının taralı olması gerekiyor diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla bu şekilde bir açılım çizebiliriz, prizma açılımlarını diyoruz. O zaman Tonguç'um sana tekrar söylüyorum. Bu arada LGS TOS 7. adım çıktı. LGS 4'lü LGS denemelerimizi mutlaka al. Gerçekten en kaliteli denemelerimizden bir tanesi. Ve buradaki sorularla da yeni tarz sorulara çok güzel bir şekilde hazırlanmış olacaksın Tonguç evladım benim. Buradaki sorular seni gerçekten 10 çıta yükseğe götürecek diyoruz. Aynı zamanda 7. adım TOS çıktı. 7. adım TOS'ta genel tekrar testleri, birinci dönem tekrar testleri koyduk. Hem matematikte hem fende birinci dönem tekrar TOS'larıyla aslında sadece sınav tarzı sorulardan oluşan, tamamı yatay sorulardan oluşan yeni nesil sorular var. Tam sınav sorularına yakın sorular var. Onlardan da yararlanabilirsin. O zaman hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yap Tonguç'um. Yorumlara yolla, sınavına başarılar. Sağ olun hocam.